aktarmaya devam edeceğiz. Ama önce AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamalarıyla başlıyoruz. Taksim dayanışmasını devre dışı bırakmaya çalışan AKP iktidarı kendi oluşturduğu heyetle Gezi Parkı konusunu görüştü. Başbakan Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde 11 kişilik bir heyetle Gezi Parkı ve eylemleri masaya yatırdı. Görüşme sonrası AKP sözcüsü Hüseyin Çelik kameralar karşısına geçti. Çelik, Topçu Kışlası ve Gezi Parkı için referanduma gidilebileceğini söyledi. Gezi Parkı'nın bir an önce boşaltılması gerektiğini söyleyen Çelik, uzun boylu eylemlere müsaade yok dedi. Dolayısıyla bu toplantıdan değerli arkadaşlar çıkan somut sonuç şudur. Biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Türkiye çapında bir referandumdan söz etmiyorum. Ama İstanbul halkına soracağız. Siz burada olup biteni kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Olsun mu istiyorsunuz, olmasın mı istiyorsunuz? Yapılsın mı istiyorsunuz, yapılmasın mı istiyorsunuz? Ben Gezi Parkı'nda şu anda eylem yapan, orada kalan, orada nöbet tutan, yatan kalkan veya orada yiyip içen değerli genç kardeşlerime sesleniyorum. Bunların içerisinde Gezi Parkı içerisinde bulunduğu halde kötü niyetli, art niyetli, illegal örgütlerle bağlantıları olan insanlar da olabilir. Ben bu sözlerimi onlar için tabii ki söylemiyorum. Ancak sadece çevre ve yeşil duyarlılığıyla kentine sahip çıkma adına, istediği bir şeyi veya istemediği bir şeyi dillendirme adına orada bulunanlara söylüyorum. Madem ki böyle bir karar alınmıştır, bu mesele dediğim gibi referandum seçeneği de ilgili kurullarımıza götürülecektir. Bir an önce o Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. Tekrar söylüyorum ama Gezi Parkı'nda da son öyle kıyamete kadar efendim uzun boylu bu eylemin sürdürülmesi de kesinlikle hükümet tarafından kabul edilmeyecektir. Bir an önce aslında Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. Ama onlar boşaltılmıyor.